Fenerbahçe bölümümüze hoş geldiniz. Fenerbahçe çok e, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı Mustafa. Evet. E, aslında e, hani dönem dönem konuşuyorduk. Son olarak e, Antalya maçından sonra hani pozisyon vardı ama yine bir bireysel çözümle e, Fenerbahçe sonuca ulaşmıştı. Sonucu Perotti'nin ekstra e, performansı getirmişti. E, bu maçta ekstra performansı Yevtopich gösterdi. Yani çok ekstrem bir gol attı. Görsel olarak da güzel. Ee, onun üzerine Konya Spor ya net bir şekilde oyun inşa etti ve bunun da yanı sıra Fenerbahçe çok sınırladılar. Fenerbahçe'nin çok çok az gol pozisyonu var. İlk 25 dakikadaki baskı haricinde çok fazla bir pozisyon çıkmadı. Ki o bölümde de böyle net pozisyon diyebileceğim bir şey de gösteremiyoruz. Ee, gol beklentisi rakamları birin altında. Fenerbahçe seviyesi bir takım için hiç beklenmedik bir sayı. Antalya maçıyla hani kıyaslanamayacak boyutlar. Konya Spor neyi doğru yaptı? Fenerbahçe neyi yanlış yaptı? Siz fikirlerini söyle ben de tamam. üstüne konuşayım. Ee, açıkçası beklenmedik bir puan kaybı oldu. Yani biz de aslında net bir Fenerbahçe bir kaybeti bekliyorduk bu maçtan önce ama e, Konya Spor sert hazırlanmış bu maça. E, yani Fenerbahçe oyunun bozulmasındaki etkenlerden biri Konya Spor'un oyunu. Hı hı. E, çünkü sadece kapanma değil çıkma planı da vardı Fenerbahçe'ye karşı ve bunu uyguladılar maç boyunca. Fenerbahçe oyununun bozulması. Yani şimdi çünkü Fenerbahçe puan kaybetti ama bu ya bir önceki haftalarda bu puan kaybı olsaydı şey derdik yani Fenerbahçe oyununu oynadı bir şekilde ama olmadı, top girmedi. Ee, rakip ekstra bir vuruş yaptı. Puan kaybı geldi ama bu maçta Fenerbahçe'nin oyunu maalesef biraz bozuldu. Ee, neden? Çünkü Örel hoca yeni bir şey denedi. Aslında denen, denediği bir şey A planına çekti. Hı hı. Ee, yani genel Trabzonspor'un Maçın ikinci değil, Antalya Antalyaspor maçın ikinci yarısında uygulanan B planı, bu maçta direkt A planı. Yani maçı kafadan koparma hı hı. planı uyguladı hoca. Ama e, bu gibi bir takımla 60 dakika mental olarak yorduğun bir takıma karşı böyle oynamak farklı. E, kafadan hı hı. sana bütün hafta boyunca hazırlanmış diri bir takıma karşı bu planı kafadan oynamak farklı. Neden? Şimdi Ozan Gustavo hı hı. ikilisinden başlayayım. Hı hı. Şimdi bu tercih şu demek. Ee, Ozan ve Gustav aslında yani olabilir yani basit pasları net verebilecek oyuncular. Atak başlatacak pasları Hı -hı. verebilecek Olur. oyuncular. Ama buradaki Sosa, Belhanda, İrfan Can, Oğuzhan gibi oyuncular Hı -hı. daha farklı bir şey yapıyor. Bu adamlar atağın kaderini değiştiren pas atıyor. Yani şuraya topu çok daha sağlıklı indiriyor. Yani kilit pası buradan atmaya başlıyorlar zaten. Hı -hı. Böyle olunca Fenerbahçe şunu diyor yani ben merkezden gelmeyeceğim. Gustavo Ozan. Çünkü ben merkezden tempo yapacağım, dönen topları alacağım. Bu iki oyuncunun enerjisinden, sertliğinden, komple oyuncusu olmasından faydalanacağım ama merkezden gelmeyeceğim. Sosa yok çünkü. Şuradan geleceğim diyor. Bu arada orta saha olunca şuradaki adamın Perkas'ın 10 numara özellikli olmasının çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü yani burada o bağlantıyı kuracak bir adam olmayınca şuradaki adamın oyun kurucu özelliği olma ihtimali kalmıyor. Çünkü zaten merkezden gelemiyorsun. Kenarları indiriyorsun topu artık. Yani şuradaki adam artık ikinci forvet. On numara değil. Kenardaki ee, kenardaki adamlar kim? Tiam, Enel Valencia. Hı hı. Bak, öndeki dört lastik bak. Oyunu açmak, açmasını beklediğinde oyuncular Fenerbahçe'de Tiam, Gustavo, Ozan ve Enel Valencia oluyor aslında. Ön dörtlü. Hı -hı. Koyun son buradaki kompakt savunması bu adamlar denmeye çalışıyor. Kim denilecek? Ee, burada Kim? teknik kapasite olarak bakalım. Teknik bir oyuncu mu? Tam ona geliyor. Alakısıyor. Burada teknik bir oyuncu mu? Alakısıyor. Hatta bu adamların özelliği ne? Topsuz koşu. Yani Ener Valencia'da ya Tiyam'da ters taraftan birileri yaratıcılık yapıp dribbling yapacak, hı -hı. adam eksiltecek, pas verecek ya da orta yapacak. Ben buradan tamamlayacağım. Ener Valencia daha önce yaptığı gibi. Hı hı. Ee, yani Yüzde yirmisi, yani Ener Valencia'yı kendisi delicilik yapması lazım. Yani yüzde de diğer taraftaki yaratıcı oyuncunun bu işi yapıyor olması lazım. E şimdi sen Ener Valencia ve Tiam'dan aynı zamanda topla da fark yapmasını beklersen bu adamlardan çok düşük verim alırsın. Bir anda göze batmaya başlarlar. E bu adamlar ne oynuyor ki falan oluyor. Olursun. Öyle oldu. Fenerbahçe şu alanda rakibi delemedi. Kime kaldın? Yine Caner'e kaldın. Yani aslında o yüzden ee, işte 40 tane orta yapıldı. Niye böyle ya oldu? Bu oyun, biz, oyun, oraya gitti. Cevabı oyun yani. oraya gitti. Yani Fenerbahçe'nin planı Caner <laughs> 50 tane orta yapsın değil bu şekilde sürüyordu çünkü <laughs> Ben maçtan önce kesinlikle bunu çizmemiştir hoca. Muhtemelen burada ben tempo yaparım, basarım. Bir şekilde bir anda hücumda 4 forvetli gibi gözükürüm ve çözerim diye düşündüm ama olmadı. Konyaspor'un buradaki direnci bu adamların şu dörtlünün yaratıcılık eksikliğini daha da göze batırdı. Caner'e kaldı iş. Ki Caner bence savunma dışında iyi bir maç çıkarttı. Yani savunmada çok rahat kafa vurdurdu Cevdet oyuncuları başlatan öncesinde. Ee, ama hücumda sadece orta değil, şuradaki kilit bastarı atan da adam da oydu. Hatırla ikinci yarı Özellikle de oyuna girdikten sonra. Yani burada efektif olmaya başladı ama yetmedi. Ee, işte işin kolay tarafı bu. Maçtan hemen sonra e, ilk konuşulan şey niye bu kadar çok orta yapılıyor? Yani e, bu takımla başka bir şey beklemekte problem var. Bir, i̇kincisi ikincisi Valencia ile Tiam birbirinden dediğin gibi alan oyuncular. Ya yani bu oyuncunun oyuncuların özelliklerinden faydalanmak için bu oyuncuları gizlemen lazım. Evet. Bir tara öbür taraftan yürümen lazım. Mesela Perotti, e, Enner Valencia ha. ya da Tiam Ferdi. Evet. Anladım yani birbirini bunlar tamamlayabilir. Bunların üzerinden ya Da Perkası Kanada atarsın. Öbür taraftan. Tamam gelecekti. E burada hani başka oyuncular da kullanabilirsin. İlla yani, bu arada Ozan arkada kullanmak istiyorsan alternatif mevcut takımda. İster sos ya yani gerekirse Sosa'yı oynu at gerekirse Mert Hakan'ı kullan orada. Mert Hakan'da gibi evet. bir alternatifin de var. Ee, ya da e, senin yaptığın gibi şu an güzel bir alternatif evet. yazdın. Ee, çift forvete dön. Ne yapar? Ya yani birçok alternatifin var bu kadrodan. Alternatif çıkmıyor. Yani yapacak bir şey yok. Bu takım böyle oynar. Takımı değil Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin 5-6 tane bayağı alt e, seviyede kullanılabilir kombinasyonu var. Ama bu e, en sıkıntılı kombinasyonlardan biri yani iki tane topsuz koşu oyuncusu bir ikincisi e, kenardan gelen oyuncular da top tekniği yüksek oyuncu olur e, hani Adriano olur sol beki tamam mı mesela Adriano topla ilişkisi top tekniği bakımından çok daha üstte mesela Caner'den şey olarak da yani bu orta saha oyuncusu gibi adam e, o tarz bir oyuncuyla daha farklı oynayabilirsin hani işin topla ilişkisini o kuracak vesaire diyebilirsin e, ama öyle bir bekin de yok senin bekin Çizgiyi kullanacak, orta yapacak. Yani Caner Erkin'e topu teslim edip ''Abi sen niye orta yapıyorsun?'' Demek kadar absürt bir şey hayatımda duymadım. Ki ya. mecbur kaldığı için Adriano'luk yapmak da zorunda kaldı ikinci yarıda. Ee, Onu da yaptı. İkincisi de abi şöyle bir şey var. ya Bu adamın bu oyun stili üzerine inşa ederek sen zaten bu haftaya kadar çözüm ürettin. Yani yapıp 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 yani sonuç alıp alıp ondan sonra ya kanka sen niye orta yapıyorsun falan hani bu haftanın sorusu mu bu? Yani Caner Erkin'le Gökhan Gönül oynadığı vakit onlara oyunu yığarsa öndeki oyunculardan yaratıcılık katkısı alamazsa Enner Vaneseli tiyamla oynarsa E biz Ahmet Canerle Gökhan 40 de yapar 50 de yapar yani yarın öbür gün 50 tane de orta görürüz ee, sorun o değil o bir sonuç senin e, öncelikle yapıdaki o rötuşları yapman lazım ondan sonra Caner 40 yerine 25 ortada yap yapılır yani. 20-25 ortalık günde olur. Ee, burada senin oyunu nasıl kurguladığın daha mühim. Ee, bu noktada da e, sınavı kazanan teknik adam evet. e, Fenerbahçe kulübesinde değil, Konya Spor Kulübesi'ndeydi. Neden? İsmail Hoca tamamen işi çözmüş. E, Fenerbahçe'nin ortalarla bu takımla ancak orta yapabileceğini öngörerek merkezi iyice daralttı. Bekler neredeyse evet. e, yarı stoperleşti ki e, yine keza orta saha ikilisi de hani Yevtovic her ne kadar röver şotayla, ya yani yarı voleyle inanılmaz bir gol atmış olsa da aslında savunma kimliği de kuvvetli bir oyuncu. Oğuz Kağan sert mücadeleci bir oyuncu. Zaten merkez tamamen kapalı. Orayı daralttığı için hoca e, oradan hava hakimiyeti yüksek oyuncularla yani Adil ve Abdülkerim yani top tekniğiyle tanıdığımız oyuncular değiller ama havadan ne şekilde süpürüyorlar abi ve çok da başarılı maç çıkardılar. İkisini de tebrik etmek lazım. E, net şekilde süpürdüler ve e, hücuma da e, birlikte topluca da geçtiler. Çünkü, e, hani aslında e, ironik olacak ama mesela Ozan Gustavo daha sert bir orta saha ve Konya Spor'un topu kullanamamasını beklersin. Tam tersi bu ikili daha kullanmamasını teşvik eder ama Konya e, o kadar başarılı savundu ki merkezde hiç de topu kaptırmadan doğru şekilde kullanarak merkezi adeta yok saydı. Yani merkezdeki eksikliğini top kendisinde top oynamaya çalışsa Konya e, ee, sorun olacak rakip merkezi, Ozanlı Gustavlı merkezi hep kanatlara topu ileterek aşmış oldular bir şekilde. Bu part bitti ama Valide'de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.